Kanal 3 ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 26 Temmuz Çarşamba, Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarıyla İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Deprem bölgesinde fedakarca görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle depremde vefat eden 231 yargı çalışanımıza Allah'tan rahmet, adalet camiamıza başsağlığı diliyorum. Yapılanlar elbette önemlidir. Ancak bizim nazarımızda yeterli değildir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Milletimize verdiğimiz ve tuttuğumuz diğer tüm sözler gibi Allah'ın izniyle bu idealimizi de hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu efendim. Kılıçdaroğlu ekonomi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti Japonlar açıkladılar. 1 milyar 200 milyon dolar. Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyorsunuz. 1 milyar 200 milyon dolara mal oluyor. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 1 milyara yapıyorsunuz, 7 yılda 4 milyar dolar para ödüyorsunuz. Ayrıca 2035 yılına kadar da ödeyeceksiniz. Bu bir soygun değil midir? Hangi ülkenin hukuk sistemi böyle bir soyguna evet der? Hangi ülkenin hukuk sistemi? Sözleşmeler gizli olduğu için bir şey yapılamıyor. Ama tam bir soygun var. Neden zam, neden vergi? Bunlar paralarını istiyorlar. Dolar bazında diyor bana para vereceksin diyor. Vermezsen olmaz diyor. Kur korumalı mevduat az önce söyledim. 117,5 milyar liralık bir para ödendi. Şu ana kadar. Bundan sonra artarak devam edecek. Ev sahibiyle kiracı arasında kavgalar oldu. Cinayetler işlendi. İktidar sahipleri gördüler mi kiralardaki artışları? Görmediler. Çünkü sarayın Türkiye'sinde kira artışıyor. Kira yok yani. Kiranın olmadığı yerde siz kiracının derdini nasıl düşünebilirsiniz? Mutfak masrafı yoksa pazardaki yangını nasıl görebilirsiniz? Basın bayramı gala gecesinden ekranlara yansıyan görüntüleri az sonra ekranlarınıza taşıyacağız değerli izleyenler. Gecede Afyonkarahisar İl Protokolü kürsüye gelerek birer konuşma yaptı. Şimdi de o açıklamalara bakıyoruz. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Saytak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, İbrahim Yurdunu Seven Ali Özkaya ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da birer konuşma yaparak 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Öte yandan basın bayramı sebebiyle basın gazetesi yayımlandı. Gecede protokol üyeleri bu gazeteyi inceleme fırsatı buldu. Bugünden yarına 1984'te başlayan Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin serüvenini geleceğe taşımak için canla başla çalışan Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyelerini müsaadenizle sahneye arz ediyorum. Doğru, düzgün, ilkeli haber yapan, vatandaşımızı bizleri bilgilendiren,
arkadaşlarımız canı gönülden tebrik ediyorum. Genel basın gerçekten bizi halkımızla, vatandaşımızla bir araya getiren, onlarla bizim diyalogumuzu sağlayan yazılı ve görsel basındı. Bundan dolayı gerçekten çok teşekkür ederim herkese. Bu vesileyle resimlere bakarken Afyon medyasının diyelim duayeni Hakkı amcayı da burada rahmetle anmak istiyorum. Siz yerel basın çalışanlarınızın her türlü zorluğa göğüs gererken neler yaşadığınıza bizler şahit olanlardan birisiyim. Sizler gururla, özveriyle görevinizi yerine getirirken sosyal yaşantınızdan, ailenizden fedakarlık yaptığınızı, mesai mefhumu olmadan çalıştığınızı, buna karşılık emeğinizin karşılığını yeterince alamadığınızı da biliyoruz. Afyon özelinde baktığımızda siz muhterem kardeşlerim gece gündüz demeden bizlerin bu bölgenin hem kamusal haberlerini hem sosyal haberlerini hem de güncel haberlerini yakalamak ve yaşatmak için bizlerden önce kalkıp bizlerden sonra yatıyorsunuz. Onun için sizlerin hakkını vermek kolay değil. İnşallah Cumhur İttifakı'nın vekilleri olarak elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız ve basın mensuplarımızı TOKİ'nin binasına yerleştirmeler için, temeline atılması için, yapılması için her türlü desteği veririz arkadaşlar. Vatan eskisi gibi değil, eskiden gazeteciler cemiyeti adı altında başlamış. Sonra tabii internet basını, işte yerel basınlar, işte televizyon basını. Bugün ise herkesin cebinde haberlere dikkat ettiği, haberlere baktığı, şehrin haberlerine, ülkenin haberlerine baktığı bir dönemdeyiz. Yani basının önemi aslında eskiye göre, gazeteciler cemiyetinin başlangıcı olduğu döneme göre çok daha fazla aslında. Anlık haberleri herkes, bütün insanlar işte dağda, bayırda, şehirde anında cep telefonundan ulaşabiliyor. Bu da demokrasinin ve biraz önce bahsettiğimiz gibi çok sesliliğin önemini bir kat daha ortaya çıkarıyor. Basınla ilgili bazen eleştiriler iktidara yöneltiliyor, bize de yöneltiliyor. Basının sesini kısmak vesaire gibi. Ben daha önceki basın kanun çalışmalarında hem internet medyası ile ilgili kanunda hem basın kanunda hemen hemen hepsinin mutfak çalışmasında görev aldım. 2014'teki değişiklikten itibaren tüm süreçlerde bulundum. Türk milletinin ve Türk devletinin uluslararası ve uluslarüstü şirketlerden daha büyük olduğunu yaşayarak gördük. Özellikle şehrimiz adına, şehrimizle ilgili konularda, önemli olaylarda, önemli sorunlarda ve ileriye götürülmesi gereken konularda ben yerel basının, yerel medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirmesi, farkındalığı arttırıcı şekilde çalışmalarını, içeriklerini hazırlaması ve yetişkinlere özellikle eğitim işlevinin ayrıca üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın olmaması, medyanın hayatımızda bulunmaması gibi bir şey söz konusu değil. İyi ki de değil. Çünkü akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri acaba artık haberciliğin önemi azaldı mı? Artık her insan, akıllı telefonu olan herkes bir video çekip, bir fotoğraf paylaşıp haberci olabilir denmişti. Bu tip tartışmalar yapılmıştı. Ancak geldiğimiz zaman içerisinde şunu görüyoruz ki, belki eskisinden çok daha kritik hale geldi doğru haber, titiz bir şekilde medya içeriği oluşturmak. Çünkü editoryal süreçlerin metni, görseli, videoyu en ayrıntısına kadar en doğru şekilde alıcıya ulaştırmanın önemi giderek çok daha fazla arttı. Basın bayramı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından termal bir otelde gala yemeği ve eğlence gerçekleştirildi. Pop müziğin sevilen isimlerinden Gökçe gazeteciler için sahne aldı. Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Afyon Gazeteciler Cemiyeti tarafından termal bir otelde gala gecesi yapıldı. Sayın Belediye Başkanım. Geceye Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Hasan Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Saytak, İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun'la Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in yanı sıra il protokolü ve basın mensupları katıldı.
gece halk oyunu gösterilerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Solist Nahide Saygun Akkal'ın kulakların pasını silen şarkılarıyla devam etti. Yemek eşliğinde Akkal'ın sesine kulak veren basın mensupları ilk dakikadan itibaren eğlenceli anlara şahit oldu. Geldi usanaya. Kaşık çatal ve hoş sohbet seslerinin yankılandığı salonda basın mensupları da solist Nahide Saygun Akkal'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Ah ben ölürsem dünya sana. Gala gecesinin ilerleyen saatlerinde sahnede yerini alan pop müziğin sevilen isimlerinden Gökçe, seslendirdiği şarkılarla herkesi coşturdu. Geç saatlere kadar sahneden inmeyen Gökçe, basın mensuplarının kulaklarının pasını sildi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin anılarını kitaplaştırdı. 50 gazetecinin anısının yer aldığı Neler Yaşadık, Neler Aldık kitabın tanıtımı 24 Temmuz Basın Bayramı'nda yapıldı. Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından tören düzenlendi. Törende kentte yaşayan gazetecilerin anılarının ve tanık oldukları ilginç olayların konu edildiği, cemiyet tarafından yayın için hazırlanan Neler Yaşadık Neler adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi. Tanıtımda anılarını aktaran gazetecilere plaket takdim edildi. İlk olarak Cüneyt Bol yayın kurulumuzdan. Etkinlik hakkında konuşan AGC Başkanı İdris Taş, 24 Temmuz'larda basın bayramını kutlayamıyoruz. Yazılı basın, mürekkep, kalıp, dağıtım maliyetlerindeki artış nedeniyle bugün kapanma noktasına geldi dedi. 24 Temmuz biliyorsunuz 1876'dan 1908 yılına kadar sansür memurları gazeteleri sansürleyerek çıkarılıyordu gazeteler. 1908 yılında 24 Temmuz'da sansür memurları gazetelere sokulmadı ve o gün bugündür 24 Temmuz basın bayramı olarak kutlanıyor. 1971 yılından günümüze değinde basın özgürlüğü için mücadele günü olarak kutlanıyor. Taş konuşmasında internet, radyo ve televizyonların da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade etti. Radyo televizyonlar şu anda siz de bir televizyonda çalışan biri olarak radyo televizyonların telif sorunları var, uydu fiyatları arttı, ekonomik sorunlar var. Yani gerçekten de her cihaz dolar, euro endeksli. O manada da ciddi sorunlar var. En azından televizyonlarda telif sorununun çözümlenmesi olmazsa olmazımız. Bu çok önemli. AGC Başkanı Taş, Türkiye'de bir ilk olan ve gazetecilerin anılarının yer aldığı Neler Yaşadık, Neler isimli kitap hakkında şu bilgileri verdi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu kitabı 10 ay bir çalışma süresi içerisinde çıkardı. Bu kitap içerisinde zaman zaman haberini yaparken kurşunlanan bir gazeteci var. Bazen eğleniyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Yaşama dair bütün haberler bu kitapta var. Antalya'nın tarihine ışık tutan, Türk basınına ışık tutan, turizmin nasıl başladığına dair Antalya'da veriler var elimizde. Dolayısıyla hem eğitim, hem kültürel, hem tarih, hem
Antalya'nın kent kültürünü yansıtan son derece anlamlı bir kitap. Biz de bu kitabı gerçekten de büyük bir özveriyle Türkiye'de ilk kez bir meslek örgütü çıkardı. Basının demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu belirten Vali Ersin yazıcı ise bu kitabı düşünen, tasarlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Afyonkarahisar'da Kaporto'daki rötuş işlemi için müşterisinin aracını götürürken pick-up'ın çarpması sonucu kontrolden çıkarak oto tamirhane dükkanına giren aracı kullanan 32 yaşındaki sanayici esnafı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza kent merkezi 2. Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz belirlenemediği pick-up, yolda dönüş yapan Yunus Çınar yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yan yatıp önce park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan Çınar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölen Çınar'ın kaportacı esnafı olarak uzun yıllardır sanayide çalıştığı ve kazaya karışan aracın müşterisi tarafından Almanya'dan getirildiği belirtildi. Çınar'ın araca rötuş diye adlandırılan lokal boya yapmak için müşterisinden aldığı belirtildi. Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Evet efendim, Gül Anneler Derneği takdir toplayan bir davranışa imza attı. Dernek tarafından düzenlenen piknik etkinliğine engelli bireyler, aileleri ve barınma yurdunda kalan çocuklar katıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Afyonkarahisar'daki engelli bireyler fuar piknik alanında buluştu. Afyonkarahisar'daki engelli bireyler Gül Anneler Derneği tarafından düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendiler. Engelli bireyler sanatçı tarafından seslendirilen şarkılarla alana geçerek dans etti, oyunlar oynadı.